Bu dersimizde CSS ile yazı tipini nasıl belirleriz bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle yazı tipi belirlemesi olarak bahsettiğimiz yapı içerisinde güvenli yazı tipi dediğimiz durumu da dikkate alarak bu işlemi yapmaya devam edeceğiz. Hemen heat tag'ı içerisine bir style oluşturarak CSS klasımızı yazmaya çalışalım. Standart olarak body tag'ını bu konuda kullanmamızda herhangi bir sakınca yok. Seçici olarak body'yi seçiyoruz ve parantezlerimizi oluşturduktan sonra hemen font face'imizi, yani font tipini belirleyeceğimiz özelliği hemen belirtelim. Font family olarak CSS içerisinde font family olarak kullanacağımız yapı ilgili bölümde, ki biz body olarak seçiciyi seçtiğimiz için body içerisinde kullanılacak varsayılan fontumuzu burada liste içerisinden rahatlıkla seçebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur. Örneğin 1, 2, 3 tane var ilk listede Verdana. Diğer fontlar gibi 3 tane font var. Diğer seçenekler. Yani birden fazla font seçimimiz var. Bunlar grup olarak güvenli fontlar dediğimiz yapılar. HTML içerisinde seçtiğiniz fontların hepsini HTML içerisinde kullanmanız direkt olarak mümkün değil. Yani seçtiğiniz bir fontu sizin font sürücünüzden, yani işletim sistemi içerisindeki fontunuzu sizin kullandığınız ve sizin bilgisayarınızda olan bir fontu seçebilirsiniz. Ve bu font seçiminizde direkt olarak sizin bilgisayarınızda çalışır. Fakat bunu yayınladığınız andan itibaren web sitenize girecek olan bir kullanıcının bilgisayarında eğer seçtiğiniz font yok ise browser otomatik olarak kendi üzerindeki varsayılan fontu gösterecektir. Yani siz bir el yazısını seçmişseniz ve kullanıcının bilgisayarında o font yoksa direkt olarak örneğin Verdana'yı seçecektir ve sizin el yazısı olarak ayarladığınız font direkt Verdana olarak görünecek ve sizin görselliğiniz bozulmuş olacak. Bu sebeple HTML içerisinde bütün sistemlerde varsayılan olarak bulunan fontları seçmiş olmanız önemli. Tabii CSS ile birlikte font import edebiliyorsunuz. CSS 3'te bu çok daha aktif bir şekilde kullanılabiliyor ama font importunun da browserlarda bazı sıkıntıları olabiliyor. Ama sonuç olarak bir fontu import edebiliyorsunuz. Yani web sayfasına bir TTF dosyasını açıp atıp bunu kullanıcının bilgisayarına yükleyip ilgili fontu gösterebiliyorsunuz. Tabii ki bunlar uzun işlemler sonucunda oluşan yapılar. Yani sadece bir parametre ve değeriyle yapabileceğimiz işlemler değil. Bunu dışarıya alırsak direkt kullanacağınız fontlar bütün bilgisayarlarda varsayılan olarak bulunan fontlar olmalı ki bunları da güvenli fontlar olarak nitelendirebiliriz. Ki liste olarak CSS kodu yazma konusunda size yardımcı olan editörler içerisinde bu listeler mevcuttur ki Dreamweaver içerisinde de bu liste ekranda gördüğünüz gibi mevcut bir şekilde kullanılabilir. Burada birden fazla fontun olmasının sebeplerinden bir tanesi, kullanıcının bilgisayarında herhangi bir sebepten dolayı Verdana yoksa bir sonraki fontu otomatik olarak kullanacak. Bu font yoksa da bir sonraki fontu kullanacak. Yani alternatifli olarak, ki font family olarak, yani font ailesi olarak seçeceğimiz bir yapıyı burada seçenek olarak kullanabiliyoruz ki siz de isterseniz kendiniz manuel olarak bunları yazmanız mümkün olacaktır. Ben ilk listeyi seçiyorum ve şu anda kullanılacak font ailesini seçmiş oluyorum ki biraz daha anlayabileceğimiz farklı bir font seçelim. Ve ekrana yazımızı yazalım. Bu işlemimizi yaptık. Font seçimimi değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi ekranda font seçimimi istediğim gibi değiştirmem mümkün olacak. Dikkat edeceğimiz diğer noktalardan bir tanesi şudur. Fontları yazarken, yani font parametresi girerken, aynı gruba ait değerler girerken bu değerler birbiri içerisinde virgülle ayrıldığını hatırlatalım. Aynı gruba, yani font tipi, font family tipi, font tipi, font tipi olarak verdiğimizde bu değerler birbiri arasından virgülle ayrılır. Fontlar tek kelimeden oluşuyor ise bunlar çift tırnak içerisine alınmazlar. Eğer birden çok kelime oluşuyorsa bunlar çift tırnak içerisine alınarak yazılır. Font family içerisinde kullanacağımız yapı bu. Hemen diğer değer girme işini hatırlamaya çalışırsak, yapısını hatırlamaya çalışırsak, bir değer içerisinde birden fazla farklı gruplara ait değerler girersek bunları boşluk karakteriyle, örneğin 19 piksel şu font Verdana fontunda ve bold gibi işlemler yapmaya çalışırsak bunların arasına boşluk karakteri kullanıyorduk. Bunu da hemen hatırlayabiliriz.
Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. İki kelimeden oluşması demek boşluk karakteri aralarında olması demek. Eğer tire olursa bu iki kelime anlamına gelmez. Bu da çift tırnak içerisinde yazılmaz. Bazı fontlarımızın arasında tire işareti vardır ki bunlar bir kelime olarak nitelendirilir. Arada boşluk karakteri var ise iki kelime olarak nitelendirilir ve çift tırnak içerisinde kullanılır. Bu şekilde font familimizi, font ailesini seçmemiz mümkün olacak ki güvenli fontları kullanabilmek için %100 olmasa bile hemen ekranda gördüğünüz adres içerisinden speakinginkstyles.com içerisinden farklı yapıları burada liste olarak yani web safe font güvenli web fontlarını listesini görebiliyorsunuz. Bunlara ne kadar hani güvenmek lazım? Bunu hiçbir zaman belli bir şey vermemiz mümkün değil ama bu amaçla yapılmış bir yapı olduğundan dolayı ciddi oranda doğrulukları vardır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Sadece Apple'da bulunan fontlar olarak ikonları burada görebilirsiniz. Sadece Windows içerisinde bulabileceğiniz fontları işareti burada görebilirsiniz. Eğer çifli işaretiniz varsa ki yani eşiklik karakteri olarak nitelendirilir. Bu işaret iki işletim sisteminde de olan fontların olduğunu burada liste olarak görebilirsiniz ki sayısını hemen en alt satıra gelerek bulalım. 182 tane fontun burada hangi işletim sisteminde olup olmadığını liste olarak size vermiş ve bu şekilde bu listeyi baz alarak güvenli fontu seçerek kullanmanız mümkün olacaktır.